Sevgili kardeşlerim, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabii Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Ankara-Washington hattında Kabil Havalimanı'nın güvenliğine dair temas sürerken verdi mesajını. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisine olumlu baktıklarını açıkladı. Ancak bazı şartlarımız var, dedi. Diplomatik, lojistik, idari ve mali destek konusundaki beklentileri sıraladı. Taliban'la yürütülmesi gereken görüşmelere dikkat çekti. Nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslar için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptı bu açıklamaları. Bayram namazını Hala Sultan Camii'nde kıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk ile beraber Kıbrıs Türkleriyle bayramlaştı. Oğuzhan Bey tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde, yani Erbakan hocamızın biliyorsunuz en yakın çalışma arkadaşıydı. Nitekim Demokratik Sol Parti'nin şu andaki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit'in, o da şu andaki makamında bulunduğu için, o da bizimle beraber. Erdoğan bayramlaşma sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyacağı iddialarına cevap verdi. Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşimle de sürekli zaten görüşüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Azerbaycan Meclisi'nden bir heyetin 20 Temmuz törenleri için Lefkoşa'da olduğunu hatırlattı. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Böyle bir kutlu günde bizlerle beraber olmaları esas itibariyle dünyaya verilen bir mesajdır. Biz aynı milletin soyundan gelmekteyiz. Dolayısıyla şöyle bir millet, üç devlet. İş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde abdestler evlerde alındı. Herkes kendi seccadesini getirdi. Bayram namazı coşkusu başkent camilerinde böyle yaşandı. Ankara'da bayram namazı adreslerinden biri de Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Camii'ydi. İnananlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için caminin yolunu tuttu. Bu bayramda da koronavirüs tedbirleri unutulmadı. Sosyal mesafeye uyularak namaz kılındı. Heyecanlıyız. Eski bayramları çok özledik. Pandemi sürecinden çok şeyler yaşadık ama şu anda eski kurbanlarımızı yaşamaya çalışıyoruz tekrardan. Allah nasip ederse biraz daha kurbanlarımızı keseceğiz. İbadetimizi yapacağız. İnşallah umarım bundan sonraki bayramlarımızda daha kalabalık sofralarda, birlikte olacağımız sofralarda buluşmak dileğiyle inşallah. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Millet Camii'nde saf tutanlar arasındaydı. Oktay, bunun salgının gölgesinde geçen son bayram olmasını diledi. Milletimizin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu son maskelerle ve kısıtlamalarla olan son bayramımız olur inşallah. Daha önceki senelerde pandemiden dolayı giremiyorduk. Böyle camilere gelemiyorduk, korkuyorduk. Şimdi çok şükür, elhamdülillah. İnsanlar aşılarını da vuruluyor. Ankara'da bayram namazı saat 6.10'da eda edildi. Özellikle bu Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı ile yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım. Tepkisi Avrupa Adalet Divanı'nın şirketlerin başörtü takılmasını yasaklayabileceği kararınaydı. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir adalet divanı olamaz dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı kip atakanlar için söyleyebilirler mi ifadelerini kullandı. İnancının gereğini yerine getiren Müslümanlara böyle bir yakıştırmayı yapmak ne Adalet Divanı'nın veyahut da ne başka tür divanların hakkı da değildir, yetkisinde de değildir. Önce gitsinler, KİPA'yla ilgili kararlarını da bir gözden geçirsinler. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da kararı vahim olarak nitelendirdi. Bu tip kararlarla Avrupa'daki Müslümanların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini söyledi. Tüm dünyada karar mercilerine düşen temel sorumluluk, soyut kavramlara istinaden temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahaleleri haklı çıkarmak yerine, tüm din ve inanç mensuplarının ayrımcılığa maruz kalmaksızın din ve inanç özgürlüğünden yararlanmalarını sağlamaya çalışmaktır. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 19 Temmuz verilerine göre 226.513 koronavirüs testi yapıldı. 7.667 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 4.152 kişi daha sağlığına kavuştu. 50 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında arttığını belirtti. Tedbirlere uyma konusunda taviz verilmemesini istedi, bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın dedi. 19 Temmuz tablosunda aşılamaya ilişkin son veriler de paylaşıldı. Buna göre birinci doz aşı uygulamasını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Türkiye ortalaması %62,85'e yükseldi. İkinci doz aşı olanların sayısı da 21 milyonu aştı. Böylece Türkiye ortalaması %33,87 seviyesine ulaştı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılamanın toplam sayısı 63.600.000'in üzerine çıktı. Üçüncü doz aşı uygulananların sayısı ise 3.650.000'i geçti. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Ancak Başbakan Boris Johnson, can kaybı ve vakalardaki artışa dikkat çekti. Eylül ayının sonundan itibaren gece kulüplerine ve büyük kalabalıkların toplandığı diğer yerlere girilmesi için tam aşının zorunlu olacağını söyledi. İngiltere'nin baş bilim danışmanı Patrick Vallance, hastaneye yatanların %60'ını aşı olmayanların oluşturduğunu açıkladı. Öte yandan hükümet, artık çocuk ve gençlerin aşılara ilişkin daha fazla bilgi sahibi olunana dek aşılanmaması kararı aldı. Ancak bazı istisnaların olacağı belirtildi. Londra'da ise aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Fransa'da ise salgında dördüncü dalga başladı. Son 4 gündür 10.000'in üzerinde günlük vaka sayısı bildirildi. Delta varyantının yeni vakalar içinde oranı %80'e ulaştı. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, bu dalga öncekilerden çok daha hızlı genişliyor açıklaması yaptı. Ülkenin çeşitli kentlerinde ise Macron'un zorunlu aşı kararı protesto edildi. Protestolara 100.000'den fazla kişi katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da da bazı salgın tedbirleri kaldırıldı. Yeni uygulamada restoran ve kafelere girişte aşı, test veya hastalıktan iyileşme şartı aranmayacak. Yeme, içme ve eğlence mekanları gece saatlerinde de faaliyet gösterebilecek. Salgın ekonomiyi etkilemeye de devam ediyor. New York borsası Delta varyantına bağlı endişeler nedeniyle düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi 725 puan düştü. Bunun geçen yıl Ekim ayından beri yaşanan rekor bir düşüş olduğu bildirildi. Yatırımcılar, Delta varyantının ekonominin toparlanmasını tehdit etmesinden korkuyor. Nehirlerin debisi düştü, su çekildi. Avrupa'da felaketin bilançosu sel etkisini yitirince gün yüzüne çıkmaya başladı. Almanya'nın batısını vuran felaket nedeniyle kentlerin altyapı sisteminde büyük hasar oluştu. Almanya'daki sel felaketi şehirlere, ilçelere, kasabalara, kısaca tüm yerleşim alanlarına büyük zarar verdi. Sel felaketin etkilediği bu kasabada ise yollar çöktü, altyapı kullanılamaz hale geldi. Evlerin altlarında ise oyuklar oluştu. Altenar kasabasında içme suyu sorununun giderilmesinin ayları alabileceği açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kuzey Ren-Vestfalia eyaletinde kayıp olduğu bildirilenlerden 700 kişiye telefonla ulaşıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de ziyaret ettiği Schuld kenti sel felaketinde en çok etkilenen şehirlerden biri. Şehir merkezindeki onlarca ev sel sonrası oturulamaz halde. Belçika sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürüyor, diğer yandan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Selden etkilenen bölgedeki 37 bin haneye hala elektrik verilemiyor. Aralıksız yağış Avusturya, Lüksemburg ve Hollanda'da da benzer görüntüleri ortaya çıkardı. Sel önüne çıkanı sürükledi, akıntıya kapılan araçlar ters döndü. Aşırı yağış ve şiddetli rüzgar Balkanlar'da da etkisini gösterdi. Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Kosova'da caddeler su altında kaldı. Birçok kentte evlerin alt katlarını su bastı, elektrik kesintileri yaşandı. Kurban Bayramı kutlamaları kapsamında Filistin'in İzci Bando takımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde geçit töreni düzenledi. İsrail güçleri, bölgenin ana girişlerinden olan Şam kapısı önündeki töreni izlemek için toplanan Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri bazı Filistinli gençleri yaka paça gözaltına aldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesinden endişe duyduğu belirtildi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Genel Sekreter, Kudüs'ün Eskişehir'deki kutsal mekanlar içinde ve çevresinde artan gerilimi endişeyle takip etmektedir, dedi. Sözcü, Guterres'in Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması ve buna tamamen saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiğini, kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınılması çağrısında bulunduğunu ifade etti. Heightened tensions in and around the holy sites of the old city of Jerusalem. Hamas'tan da işgalcinin bugünlerde Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaptıkları yenilgisini örtbas etme çabasıdır açıklaması geldi. Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itilen sığınmacılar Amerikan basınında haber oldu. New York Times gazetesi, denizin ortasında ölüme terk edilen Afgan sığınmacıların Türk ekipler tarafından kurtarılma anını fotoğrafladı. Haberde, Afganistan'daki çatışmalardan kaçan bir ailenin Bidilli Adası'na ulaşarak sığınma talep ettiği ifade edildi. Yunanistan polisi tarafından paraları, belgeleri ve cep telefonlarına el konulan ailenin denize bırakıldığı belirtildi. Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan sığınmacıların Yunanistan'da maruz kaldığı insanlık dışı muameleye dikkat çekildi. Türk ekiplerin, biz bulmasaydık yırtık bot batacaktı ve yüzme bilmedikleri için ölmüş olacaklardı ifadelerine değer verildi. Hepinizi alacağız, sakin olun. Haberde, Yunanistan'ın kendi adalarına ulaşarak sığınma arayanları kovduğu, ancak Atina'nın bunu yalanladığı ifade edildi. Atina hükümetinin agresif sığınmacı politikasının mülteci örgütler tarafından eleştirildiği de hatırlatıldı. Yunanistan Mülteci Konseyi, geçen hafta Türkiye'ye geri itilen mültecilerin ülke adına utanç kaynağı olduğunu açıklamıştı. İsrail'in izleme skandalı dünya gündeminde. The Guardian ve Washington Post'un öncülük ettiği medya kuruluşları çarpıcı bir araştırmaya imza attı. İsrailli NSO grubun birçok ülkeden yaklaşık 50 bin gazeteci, aktivist ve politikacıyı, hatta bazı cumhurbaşkanı ve bakanları casus yazılımla izlemeye aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Pegasus casus yazılım aracılığıyla telefonlar gözetleme cihazlarına dönüştürülüyor. Cihaz sahibinin izni olmadan mikrofon ve kamerası açılarak dinleme yapılıyor. Hatta gizlice görüntüleri ve konuşmaları kaydediliyor. Fotoğraf, ses kaydı ve mesajlarıyla rehberde kopyalanıyor. Şirketin casus yazılımı aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın bulunduğu 10 hükümete sattığı iddialar arasında. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden günler önce yakın çevresinin izlemeye alındığı da öne sürülüyor. Şirket daha önce Kaşıkçı cinayetinde payımız yok açıklamasını yapmıştı. İzleme skandalında takip alınan numaraların bulunduğu listede sızdırıldı. 26'dan fazla Meksikalı gazetecinin ve Hindistan Başbakanı Modi'nin rakibinin izlendiği ortaya çıktı. Listedeki isimlerin yakında açıklanacağı belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen iddiaya ilişkin doğruysa bu kabul edilemez yorumunu yaptı.
ABD Başsavcılığı ise gazetecilerin telefon ve e-posta kayıtlarının izlenmesini bazı istisnalar dışında yasakladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Önce İsrail, Abu Dhabi'de büyükelçilik açtı. Ardından 14 Temmuz'da Abu Dhabi'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği hizmete girdi. İran normalleşme adımlarına tepki gösterdi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail'in bu yolla meşruiyet elde etmeye çalıştığını ifade etti. İsrail'in bu bölgede bulunmasından kaynaklı istikrarsızlıktan ve huzur ortamının bozulmasından Birleşik Arap Emirlikleri sorumlu olacaktır, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Birleşik Devletler Kongre binasının tarihinde ikinci kez işgal edilmesiyle ilgili ilk ceza verildi. Kongre işgaline katıldığını kabul eden Paul Hudgens 8 ay hapis cezası aldı. Yaptıkları için özür dileyen ve utandığını söyleyen Hudgens o gün Pensilvanya Caddesi'nde yürürken bir anda yüzlerce kişiye katılarak kongreye bastığını ifade etti. Kongre binasına zorla girerek kongre üyelerinin çalışmalarını engellemek suçundan yargılanan Hudgens kimseye şiddet uygulamadığını, tehdit etmediğini, mala zarar vermediğini belirtti. Federal yargıç, Hudgens'in demokrasiye karşı büyük bir saldırı gerçekleştirdiğini ancak suçunu kabul ettiği için savcıların istediği 18 ay hapis cezasından indirim yaptığını kaydetti. Floridalı Hudgens'e verilen cezanın 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle gözaltına alınıp aynı suçlamadan yargılanmayı bekleyen yaklaşık 230 Trump taraftarı için emsal olabileceği belirtiliyor. Hadi bismillah. 10, 9, 8, 7, 6. Ondan geriye doğru sayıldı. Hibrit roket motoru ateşlendi. Bu geri sayım Türkiye'nin Ay'a yolculuğundaki önemli adımlardan biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı 9 Şubat'ta ilan etmişti. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Programın kısa vadeli hedefi ise Ay'a sert iniş gerçekleştirmek. 2023 yılında biz kendi tasarladığımız yerli ve milli uzay aracımızı kendi hibrit roketimizle beraber Ay'a ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. İşte bütün bu testler aslında orada kullanılacak motorlar için yapılıyor. Sonda roket sistemi yani SORS. 2023 yılında Ay'a sert iniş gerçekleştirecek olan insansız uzay aracında bu hibrit roket motorunun kullanılması planlanıyor. SORS'un uçuşlu testleri Sinop'ta yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fırlatma testine katıldı. Test başarıyla tamamlandı. SORS dünyada kullanılan en ileri teknolojilerden birine sahip. Sıvı oksijen ve parafin yakıtı kullanan, çok hızlı yanan ve yüksek performans ortaya koyan bir motordan bahsediyoruz. Bu motor gerçekten bu büyüklüğüyle dünyada en büyüğü diyebiliriz. Bundan daha büyük bir ileri hibrit roket motoru dünyada mevcut değil. Roketin irtifasının artırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. İmalatı tamamlanan büyük oksitleyici tankının Eylül'de yapılacak fırlatmalarda kullanılması hedefleniyor. Bakan Varank, Türkiye'nin adım adım Ay'a yaklaştığının haberini de verdi. Tabii Ay misyonumuz bizim için çok önemli. Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık. Mustafa Varank, Türk uzay insanını uzaya göndermek konusunda da süreci hızlandıracaklarını belirtti. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan en önemli maddelerden biri de yeşil ve döngüsel ekonomi. Bu kapsamda öncelik sürdürülebilir tüketim ve üretim. Hedef ise atılacak yeni adımlarla yeşil, rekabetçi ve temiz politikalar hayata geçirmek. İlk adım öncelikli sektörlerin belirlenmesi olacak. Bu kapsamda sektörlere yönelik ihtiyaçlar tespit edilecek. Ulusal ve döngüsel eylem planı hazırlanacak. Yeşil ve döngüsel ekonomi hedefi doğrultusunda sanayide temiz ve rekabetçi unsurlar ön plana çıkacak. Yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları tamamlanacak. Bu bölgelere sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak. Buna ilişkin mevzuat hazırlanacak. Yeşil dönüşüm için gerekli teknolojik altyapılar oluşturulacak. Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yaklaşım geliştirilecek. Ön plana çıkan teknolojilerin analiz ve yol haritası tüm paydaşlarla birlikte belirlenecek. Tespit edilen teknolojilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve transferine yönelik çalışmalar desteklenecek.
Avustralya açıklarındaki büyük set resifi beyazlaşıyor. Mercan ağarması olarak bilinen durum, okyanus sularının aşırı ısınmasıyla meydana geliyor. Geçen ay toplanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, resifin tehlike altındaki dünya mirası listesine eklenmesi gerektiğini açıkladı. Avustralya ise bu adıma karşı çıkıyor. Resifteki tahribatı kabul etse de UNESCO'nun planını siyasi buluyor. Canberra yönetimi UNESCO'nun planının ardında ilişkilerin bozulduğu Çin'in rolü olduğunu iddia etti. UNESCO'nun dönem başkanlığını yürüten Çin ise bu iddiayı reddetti. Avustralya'nın diğer ülkelere karşı yersiz suçlama yönelttiğini söyledi. Çin'de toplanan Dünya Mirası Komitesi'nin 2 hafta sürecek görüşmeleri sonrası resifin akıbeti belli olacak. Tehlike altındaki dünya miras listesine girmek birçok ülke tarafından itibar kaybı olarak görülüyor. Listeye giren ülke bu zararı telafi edemezse bölge dünya mirası listesinden çıkarılıyor. Bu bölgeye turist çeken ülke için de ekonomik kayıp demek. Çin ve Avustralya arasındaki ilişkiler gergin bir dönemden geçiyor. Canberra'nın koronavirüsün kökenlerine yönelik bağımsız soruşturma talebi Pekin'i kızdırmıştı. Avustralya'ya karşılık vermek isteyen Çin, bu ülkeye karşı çeşitli siyasi ve ticari adımları uygulamaya aldı. Vardar Nehri, tarihi taş köprü ve şarta. Üsküp'ün bir diğer simgesi ise ıhlamur ağacı. Eski Yugoslavya döneminde ekilen ıhlamur fideleri bugün heybetli görünümüyle şehri süslüyor. Üsküp'ü Temmuz ayında ziyaret edenleri kent merkezinin dört bir köşesinden yayılan mis gibi ıhlamur kokusu karşılıyor. Şehrin doğal esans kaynağı olan bu ağaçlar özel koruma altında bulunuyor. Ihlamur ağaçlarının boyu 40 metreyi buluyor. Heybetli dalları ve gölgesiyle yaz sıcağında serinlemek isteyenlere dinlenme imkanı sunuyor. Biz Üsküp'te ıhlamur kokusunu içimize çektiğimizde bal gibi kokuyor deriz. Ihlamur ağaçları şehrimizin önemli bir simgesi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde hazırladığımız envantere göre Üsküp'te toplam 6876 ıhlamur ağacı bulunuyor. Üsküp'te park ve bahçeler, meydanlar ve sokaklarda boy gösteren ıhlamur ağaçları, çiçeklenme döneminde yaydığı büyülü kokuyla insanı adeta kendine çekiyor. Üsküp'te ıhlamur ağaçları çok, sokaklarına gezerken kokusuna doyum olmuyor. Her gün ıhlamur ağaçlarının altından geçerken o güzel kokuyu hissetmek bana mutluluk veriyor. Kendimi dinlendiriyorum ve herkese sağlık için ıhlamur çayı içmelerini tavsiye ediyorum. Ihlamur sağlığa da faydalı. Bu yüzden Üsküp'te ıhlamur çayı hali revaçta. Ben her gün düzenli olarak bu mekana geliyorum ve ıhlamur çayı içiyorum. Çünkü sağlık açısından çok faydalı. Biz Üsküplüler ıhlamur çayını yaz-kış tüketiriz. Yarım asra aşkın süredir Üsküp sokaklarını süsleyen ıhlamur ağaçları Büyükşehir Belediyesi'nin koruması altında bulunuyor. İtalya'da bulunan sonsuzluk havuzu 3000 yıllık. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar havuzda inceleme yaptı. Radyokarbon analizi ve ağaç halkası tarihlendirilmesi yöntemleri kullanılarak havuzun Tunç devrinden kalma olduğu tespit edildi. Havuz Po Ovası'nda küçük bir tepede yer alıyor. 12 metre uzunluğa, 7 metre genişliğe ve 3 metre derinliğe sahip. Ahşap kalaslarla kaplı havuzda seramik kaplar ve heykeller dahil bir dizi eser de bulundu. Gökyüzünü yansıtarak izleyenlere başka bir alemde oldukları hissini veren havuzun dini ritüellerde kullanıldığı düşünülüyor. Ordu Kurul Kalesi, Doğu Karadeniz bölgesinin ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışması burada yapıldı. 11 yıl önce başlayan çalışmalarda ana tanrıça Kibele heykeli de gün yüzüne çıkarıldı. Kalede koronavirüs nedeniyle ara verilen kazılara yeniden başlandı. Çalışmalar Profesör Doktor Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığındaki 25 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Bu sene
ilk 10 gün içerisinde 80'den fazla okucu ortaya çıktı çeşitli tiplerden. Yine 50'ye yakın kandil, aydınlatma kandilleri bulduk. Bu alanın, hani bu mekanın yapının fonksiyonunu bize anlatması açısından önemli. 2300 yıllık tarihin gün yüzüne çıkarılması için sürdürülen kazı çalışmalarında önemli eserler ortaya çıkarıldı. Hem ordunun tarihi de bir taraftan burada yazılıyor. Bilinmeyen tarihle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz burası daha önce kaya olduğu için burada yaşanmışlık bilinmiyordu. Kazıyla beraber bu bölgede yaşanmışlığa şahit olduk. Karadeniz bölgesinin en önemli kazı noktası haline gelen Kurul Kalesi'ndeki kazılara yıl sonuna kadar devam edilecek. Avrupa'da da balona binmek mümkün ama hiçbir balon turu Kapadokya'daki duyguları uyandıramaz. Bu sözler Kanada merkezli tur sitesi The Travel'da yer aldı. Site, Kapadokya'da neden balon turuna çıkmalısınız başlıklı bir tanıtım yazısına yer verdi. Yazıda herkesin hayatında bir kez balon turuna çıkması gerektiği vurgulandı. Bunun nedenleri sıralandı. Balon turlarının şafakla birlikte başladığına dikkat çekildi. O yüzden de tura çıkacakların sabaha doğru hava karanlıkken uyanmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca balondayken ancak şafak ışığında görüntü alınabildiği ifade edildi. Yazıda günün ilk ışıklarını yakalamak isteyenler için de balon turunun cazip bir seçenek olduğunun altı çiziliyor. Yazıda tura katılanlara ulaşım ve kahvaltı hizmeti de verildiği belirtiliyor. Botlar suya indirildi. Kürekler Melen Çayı'nın üzerinde çekildi. Türkiye'deki en zorlu rafting parkurlarından biri Düzce'deki Melen Çayı. Macera severler 13 kilometre boyunca doğayla mücadele edip adrenalini zirvede yaşıyor. Sıcak havaları ve tatili fırsat bilen adrenalin tutkunları soluğu Düzce'nin Cumayeri ilçesinde aldı. 13 kilometrelik rafting parkuruna sahip tesiste yoğunluk yaşandı. 100 kişiyle başlıyoruz. İnşallah bundan sonra 2-3-4 tur diye olacak. Düzce Melen Çayı şu anda tabiri caizse insan seline büründü. Bölgeye talebin bu kadar yoğun olmasının bir nedeni daha var. O da Melen Çayı'nda rafting için son zamanların en uygun günlerinin yaşanması. Melen Çayı şu anda son 20 yılda görülmemiş bir su debisinde. Temmuz ayını kapsıyorum. Yaz ayı olmasına rağmen muhteşem bir su debisinde müthiş bir enerji, müthiş bir adrenalin var. Adrenalin tutkunları Melen Çayı'ndaki rafting parkurunda hem spor yapıyor hem de doğada keyifli vakit geçiriyor. Çok güzel, çok keyif aldım. Ben buraya 5 sene önce de gelmiştim. O zaman bayağı korkmuştum ama şu an bayağı keyif aldım, çok mutluyum. Çok güzeldi, çok adrenalin geçti. Düştük, boğuştuk, yüzdük. Bayağı eğlenceliydi. İlçedeki rafting tesislerinde rezervasyonlar dolmuş durumda. Tatil süreci boyunca 10 bin kişinin rafting yapması bekleniyor. Tesiste hedefse normalleşme süreciyle birlikte 50 bin spor severin ağırlanması.